Hükümetin yaptığı bu hamleleri pek kestiremiyoruz. İlerisinin ne olacağını da düşünemiyoruz ama sonuç inşallah güzel olacak. Bekliyoruz, sabrediyoruz. Tabii ki doların sürekli, euronun sürekli çıkması yukarıya doğru, Türk lirası karşısında değer kazanması bizim açımızdan kötü oluyor. Yaptığımız ticaretler Avrupa parası olan işte euro üzerinden dönüyor şu anda. Bizi etkiliyor ister istemez, esnafı da etkiliyor. Sorunlar çıkıyor ufak tefek ama bunun düzeleceğini düşünüyoruz. Şu önümüzdeki süreçte birkaç ay sabretmemiz gerektiğini tahmin ediyorum. Doların şu an gidişatı gerçekten kötü durumda ama dediğim gibi dolarla, kurla falan çok bağlantılı değilim. Çok fazla bilgim de yok. Ama yükselişi tabii ki bizim ülkemiz açısından, insanlık açısından gidişatı çok güzel değil. Zaten piyasa olarak da çok çöküntü içerisindeyiz. Şu an hükümetin politikalarıyla ilgili ya genel anlamda eğitimde, sağlıkta, ekonomide sıkıntı var tabii ki. Ama hani sonuç nereye gider, neler düşünülür, hükümet olarak neler yaparlar orasını şu an kestiremiyorum. Yani şu an kötü her şey. Özellikle esnaf açısından, emeğiyle çalışan insanlar açısından şu an çok kötü piyasalar. Yani çok aktif olarak piyasa işler durumda değil. Zaten bu doların yükselmesinin başlangıcı da Brunson kriziyle beraber birazcık yükseldiği için, ortaya çıktığı için. Ya onunla ilgili atılacak adımlara bağlı ama yine de hani Brunson iade edilse de Amerika'ya ne çok hızlı ne de çok radikal bir düşüş olacağı bence çok kesin değil yani. Yapılan her iş dolar üzerinden, petrol dolar endeksli. Yani şurada yediğimiz içtiğimiz her şey dolar üzerinden yapılıyor. Çünkü üretimi hani dolarla alınan materyaller üzerinden olduğu için. Yani özellikle teknolojik aletlerde deli gibi bir artış var. Yani çok etkiliyor. Çok açıkça gözüküyor yani benim için. Doların inceği yok. Dolar böyle gider. Bir ikincisi de şöyle söyleyeyim. Doların yükselmesi bize nasıl yansır? Alacağımız ürüne göre lazım. Bizim gibi insanlar kalkıp da bir araba almıyor. Bir şey alamaz yani tezgahtar adam. Belli ne alacağı. Ama kalkıp da yani dolar bazında olan şeyler yükseliyor tabii ki. Örneğin mobilya malzemesi olsun. Örneğin bir araba olsun. Dolar bazında o da yükseliyor fiyatı. Peki şöyle bir şey söyleyeyim bir de. Dolar indikten sonra yükselenlerin fiyatı da inmiyor. Benzin gibi mesela. Dolar yükseliyor. Benzin de yükseliyor. Ne oluyor? Dolar düşüyor. Niye benzin düşmüyor o zaman? Neden öyle bir şey? Neden bunu yapmıyorlar yani? Bunu yapsınlar o zaman. Şimdi hükümeti pek eleştirmeye gerek yok. Herkes yani seçimini yapmış. Saygı duymak lazım. Bir şey diyemem yani. Şöyle söyleyeyim. Böyle gidişle yani dibe batmayız da ne bileyim bir gelişim yok. Üretim yok. Her şey dışarıdan geliyor. Kendi sebzelerin, meyvelerin burada çürüyor. Dışarıdan ithal ettiriyorsun. Yani bizim üretim yapmamız lazım. Bizim gelişmemiz lazım. İşçi yapman için üretim yapman lazım ki bir sürü işçin olsun. Ondan sonra tabii ki işsizlik var. Yani nasıl söyleyeyim size bu şekilde yükseliş olmaz. İniş olur yani. Bu ekonomik saldırılar Avrupa devletlerinin İslam ülkelerine olan baskısı olarak düşünüyorum. Hiçbir zaman ülkemizi yalnız bırakmamalıyız. Doların ve euronun çıkması veya çıkmaması bizi hiç engellemez. Güzel günler bizi bekliyor. Sabırla ve azimle o günleri beklemeliyiz. Ben ya da hükümet fark etmez. Herkes ayağını yorganına göre uzatacak. Biraz daralmaya gitmek lazım. Az kazanırsak az yiyip, çok kazanırsak çok yememiz gerekir. Yani yaşam da böyledir. Bence çok popülist politikalardan vazgeçmeliler. Biraz geniş tabana yaymaları lazım. Sokaklara çıksınlar, bir insanların haline baksınlar bakalım. İnsanlar ne yapıyor? Nasıl yaşıyorlar? Bunlara bir çare arasınlar. Zaten toplumun iç huzuru ve barışı her şeyi düzeltir kendi kendine. Doların sürekli artması yani şöyle bir şey var. Benim bu Türkiye'nin ekonomik hamleleri yaptığı sürece sürekli Türkiye'yi bastırmaya çalışıyorlar. Benim düşüncelerim. Yani şimdi Çin'le
kendi paramızla alışveriş yapalım dedik. Amerika yaptırım uygulamaya çalışıyor. Yani hükümetin şu anda 100 günlük bir ekonomik kalkınma planı var galiba. Öyle duydum. Öyle haber okudum ama inşallah bir etkisi olur. Düşer diye düşünüyorum. Yani sürekli yükselecek diye bir şey yok. Doların yükselmesi tabii ki Türkiye'miz için iyi değil. Yükselmesini de istemiyoruz. Ama doların yükselmesiyle Türkiye'yi ne bileyim böyle yani yıkmayı düşünüyorlarsa yanlış düşünüyorlar. Bize hiçbir şey yıkamaz. Dediğimiz gibi yani inşallah devam yükselmez. Yani düşer dolar. Umudumuz o. Ekonomi, Türkiye'nin ekonomisi de düzeliyor yani. Güzel ekonomisi var Türkiye'nin. Yani borçları, yurt dışında borcumuz kalmadı. Her şey yolunda Allah'a şükür. İnşallah böyle devam eder ama dediğim gibi yani bazı insanlar veya bazı dış ülkeler dolar yükseldikçe Türkiye kötüye gidiyor düşünüyorsa yanlış düşünüyor.